Merhaba sevgili izleyenler, Şehrin Sesinde sezonun son bölümüyle karşınızdayız. Sezon boyunca sinema, tiyatro, opera ve bale görüntülerimizle, güncel sergilerle ve özel röportajlarımızla sizlerle olduk. Bakalım bu hafta neler var? Dinçer Özer'le 8. Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali kapsamında 8 ilden ve Bulgaristan'dan katılan 200 öğrenci, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser salonunda yeteneklerini sergiledi. Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen projede öğrencilere festivale nasıl hazırlandıklarını sorduk. Adım Ramazan, soyadım Bozbek. Balıkesir Kepsut'dan geliyoruz. Yatılı Bölge Ortaokulu'nda okuyoruz. Adım Bengül Sevinç, Dumlupınar Ortaokulu'nda okuyorum. Müzik grubuna girmek istedim. Öğretmen de çalmamı beğendi. Daha sonra ilerleyen zamanlarda buraya kadar geldik. Biz buraya çok çeşitli çalgılarla gelemedik. Kendi yaptığımız, kendi elde ettiğimiz eşyalarla gelebildik. Sıralara, masalara vurduk başlarda hocamızın da dediği gibi. Ama sonunda herkesin de gördüğü, bildiği gibi çok güzel şeyler ortaya koyduk kendimizce. Programımızda şimdiye kadar çok özel sergileri ekranlarınıza taşıdık. Şimdi hayran kalacağınız bir sulu boya sergisine gidiyoruz. Adım Güler Özdoğan, Ankara 1958 doğumluyum. Gazi Üniversitesi Meslek Eğitim Fakültesi mezunuyum. 30 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra resim yapmaya başladım. Her emeklinin kendine hobi araması gibi ben de resim yapmaya başladım. Genellikle renkleri çok seviyorum. Yani benim özellikle kullandığım birkaç renk var. Her resminde olmazsa olmazım. Turuncularım, sarılarım, yeşillerim mutlaka olur. O yeşiller bana hayata farklı bir bakış açısı veriyor ve sıcak olduğunu hissediyorum o renklerle bana yaşamın
sıcaklık verdiğimi hissediyorum. Umarım yani resimlerim resim seven sanat dostlarına ulaşır. Adım Bilge Akçay'ı. Kars'ta doğdum. Çocukluğumdan beri resme ilgim büyüktü. Kara kalem resimler yaptım. Ama resmin işine asıl girdikten sonra, emekli olduktan sonra resmin o kadar kolay olmadığını anladım. Ama inanılmaz keyifli bir uğraş. Herkese tavsiye ederim. Resim yapmaya çalışmak ya da başarmaya çalışmak inanılmaz bir duygu. Koşarak geliyorum atölyeye ve kendimi kaybediyorum. İnanılmaz bir şey. Renkler benim için çok farklı. Resim yapmaya başladıktan sonra insanlara bakışım, doğaya bakışım çok farklı oldu. Her şeyi bir başka görüyorum. 22'sinden, 22 Mayıs'tan 30 Mayıs'a kadar Galerim Sanat Evi'nde resimlerimi görebilirsin. Değerli izleyenler, bu sezon birçok röportaj gerçekleştirdik. Sanat dünyasının önde gelen isimleri programımıza konuk oldular. Şimdi o röportajlardan seçtiğimiz bölümler geliyor. Ben kemana 5-5,5 yaşında başladım. Onun da sebebi, yani kemana başlamamın sebebi çok sakar ve haylaz bir çocuk olmamdan. Çünkü benim çocukluğumda park falan yoktu bizim mahallede. Hamamönü civarında otururduk biz. Ve hep sokakta oynardım ve hiçbir gün yani uzun süreler, senelerce belki dizlerimin ve dirseklerimin şey olduğunu hatırlamıyorum. Yarasız olduğunu hatırlamıyorum. Onun için ilkokula gidinceye kadar babam demiş ki ya bir keman alalım bari şu kıza. Oyalanmanız o, için evet, yani. Evet, hiç olmazsa hoşuna giderse biraz evde oturur da orası burası yaralanmaz. Neticede babamla o zamanın çarşı merkezi olan Ulus'a, Anafartalar civarında bir yere gittik. Böyle normal kemanın ölçüsünü biliyorsunuz, normal kemanın boyunu. Onun dörtte biri. Yani tam bir oyuncak keman gibi ama sahici bir keman. Evet. Ve el yapımı güzel bir kemandı. Nasılsa düşmüş yani orada bir müzik mağazası. Onu aldık geldik. ABC'yi bilmeden Doremi'yi öğrendim mecburen. Ve ciddi derslere başladım. Müzikte de kızılan yer var, bağırılan yer var. Ondan sonra bağırdığınızdan dolayı özür dilediğiniz bir melodi geliyor. Genelde o Mozart'ta çok olur, çok belirgin bir şekilde olur. Hayatınızda keman olmasaydı hiç düşündünüz mü? Öyle bir şey düşünmedim. Düşünecek zaman da olmadı. Çünkü sanki kendimi öyle hissediyorum ki kemanla doğmuşum gibi. Yani çok erken başladığım için hakikaten yani keman benim sanki kolumun bir devamı gibi geliyor bana. Mesela benim herkesin bir kabus, yani rüyalarının bir kabusu vardır. Hani hep onu görürsünüz. Benim de en büyük kabusum kemanımın üstüne oturmuşum. Ya birisi oturmuş, böyle bir uyanıyorum şey gibi. Akrep gibisin kardeşim. Korkak bir karanlık içindesin. Akrep gibi. Serçe gibisin kardeşim. Serçenin telaşı içindesin. Midye gibisin kardeşim. Midye gibi kapalı, rahat ve sönmüş bir yanardağ ağzı gibi korkunçsun. Kardeşim bir değil, beş değil, yüz milyonlarlasın maalesef. Koyun gibisin kardeşim. Gocuklu celep kaldırınca sopasını, sürüye katılıverirsin ve adeta mağrur koşarsın salhaneye. Dünyanın en tuhaf mahlukusun yani. Hani şu derya içre olup da deryayı bilmeyen balıktan da tuhaf. Ve bu dünyada bu zulüm senin sayende. Ve açsak, yorgunsak, alkan içindeysek, hala şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak kabahat. Senin demeye de dilim varmıyor. Ama kabahatin çoğu senin. Canım kardeşim. Türkiye'de mizah kültürünün en önemli isimlerinden biri olduğunuz için sizce mizah ne demektir? Nedir? Vallahi işte Türkçe. Nasıl yapılır? Türkçe ismi gülmece, Arapça'da mizah, oradan geçmiş bize. Tabii biraz zekaya, biraz akla seslenen, güldürmese, kahkaha attırmasa bile tebessüm eden bir şeye mizah diyoruz. Mizah tabiatı itibariyle muhalif.
Yani karşı çıkan, eskiden Osmanlı'da metiyeciler ve yargıcılar vardı. Yargıcılar işte padişahın, sadrazamın filan aleyhinde hafif onları iğneleyen şeyler yaparlardı. Genellikle hapiste geçerdi hayatları. Metiyeciler de şimdiki bazı basın mensupları gibi överler padişahı. Keseyle, kamarla altına alır giderlerdi. Günümüzde de yine buna benzer bir şey var. Ama mizah dergilerinin içinde yahut karikatüristlerin içinde dünya çapında olanlar var. Mesela rahmetli Oğuz Aral'ın Gırgır'ı Krokodil Med'den sonra dünya rekoru ve üçüncüydü. Büyük bir rekor kırmıştı. Gene çok güzel mizah dergilerimiz var. Biz bunu tiyatroya taşıyoruz. Politik ve hiciv tiyatrosu olarak. Şimdiye kadar yüzlerce tiyatro oyununda, sinemada, dizide oynadınız. En sevdiğiniz karakter hangisiydi diye sorsam? Ben hep öğrencilerime söylediğim bir şey var. Ya sevdiğiniz işi yapın ya yaptığınız işi sevin. İkisinden biri. O zaman sevgiyle özdeş olunca mutlaka iyi olur. Ben hiç ayırt etmedim. Yani oynadığım rolleri sevmeye çalıştım. Sevmeden oynadığım rol başarısız oldu ve oldu bir iki defa. Ama sonra daha profesyonelleşince anladım ki bu işi sevmeden yapmak olmuyor. Her iş aslında sevilerek yapılan bir çöpçülük, sevilmeyerek yapılan doktorluktan daha iyi bence. Arabesk ve popüler müzik gerçekten insanları uyuşturuyor mu? Tabii. Tabii şimdi müzik insanı uyuşturabilir. Eskiden, çok eskiden yalnız bir radyo olduğu zaman genelde kazalar bu böyle ağır müziklerin çalındığı zamanlar olurdu. Biz onları o gençlikte ben takip eder öğrenirdim. Şimdi eğer bir müzik size hiç olamayacağınızı size anlatıyorsa sürekli, sen şunu olamazsın, aşık olamazsın, seni kimse sevemez, işte sen ne bileyim göle girmeye kalksan o göl buz olur, giremezsin. Devamlı negatif giremezsin. Duygular, evet, yani o duygular tabii insanın üstünde de olur. Bakınız ben zaman zaman bunu bindiğim taksilerde kanıtlıyorum şoförlere. Şimdi şoföre bakıyorum. Böyle yüzü hiç gülmüyor. Halbuki bir müşteri geliyor değil mi? Bir şey yok, gülmüyor. Ve müzik de açık ve arabesk dinliyor. Ve ben ona diyorum ki, üstadım ya rengin biraz iyi değil. Bir de Türklerde şu var, hani yok hayır ben iyiyim demez Türk, biliyorsunuz biz Türkler. Vallahi işte kendimi iyi hissetmiyorum falan gibi bir moda geçerli. evet der, hiç böyle kendimi, bak biliyor musun benim bir arkadaşım işte senin gibi bu müzikleri dinliyordu, bunun için öyleydi. Hadi ya çevir bir başka bir şey dinleyelim giderken falan diye. Başka bir şeye çevirince adam birden değişiyor. Hani haklısın inerken, haklısın siz hoca mısınız falan diyor bana. Dinleme diyorum, sakın çocuklarına dinleme. Yani güzel müzik insana ritim verir, insana yaşam verir. Aslında tabii her şeyin başı sonu eğitimdir. Eğer okullarımızda biz müzik dersini seçmeli değil de gerçekten müzik dersini koyar, bununla eğitirsek insanlarımızı, çok daha çabuk çok sesliliği anlayan, çok sesliliği anlayandan da biraz da devlet politikasıyla alakalı. Evet, kastettiğim çok seslilik, yani demokrasi bu, hı hı, çok sesliliktir. Bunu anlamak, algılamak da kolay olur. Bu açıdan müzik eğitimi bence ilkokuldan ta üniversite sonuna kadar olmalı. Çekinmeden olmalı. Herkes bir şey çalmalı. Özellikle gençlerin olduğu konserleri tercih gençlerle ettiğini itiraf ediyorum. Gençlerle özel de bir iletişiminiz var, evet, sanıyorum, doğru, değil mi? Üniversitelere doğru gitmeyi de seviyorsunuz. Doğru. Üniversiteler, işte böyle yerler, örnekse burası bugün, göreceksiniz muhtemelen. Gencecik insanlar, ağzımızı açıyoruz, hep birlikte söylüyoruz, hep birlikte bitiriyoruz. Ben albüm kapağınızda okuduğum bir yazıyı paylaşmak istiyorum dilerseniz. Olur. Çünkü çok beğenerek okudum. Tamamen doğaya ithaf edilmiş. Evet. Evet. Beni büyüten kızlarıma, her renkten tüm çocuklara, domi ve bal böceğime, nar bülbülü ve tüm kuşlara,
ateş böceği ve tüm böceklere, gelincik ve tüm çiçeklere, Fırat ve tüm nehirlere, Ege ve tüm denizlere, kara ağaç ve tüm ormanlara, hamsi ve tüm balıklara, Munzur ve tüm dağlara, yani bütün akrabalarıma. Evet, doğru. Yani bu kadar içten, bu kadar derinliğinizi anlatan bir metin okudum. Paylaşmak istedim. Ama tamamen izlerle. Böyle düşündüğüm için yazdım zaten. Evet, hemen hemen bütün albümlerim üzerinde. İnsanlar bu samimiyeti de alıyor aslında. Alıyorlar. Alıyorlar. Evet, yani. O bir yolcu, sen bir hancı, gördüğün en son yalancı, içindeki derin sancı, gitmez dedim kaldı gönlüm. Türk halkı, yani biz senfoniler de bestesek, oratoryolar, dünyanın önemli ödüllerini de kazansak, en önemli orkestralarıyla, festivaliyle konserler de versek, Türk halkı genelde sözlü müzik seviyor ve... Bir taksicinin size söylediği gibi, evet. Şarkınız var mı? Şarkınız var mı? Doğru. O bakımdan sözlü müzikle bir Türk halkıyla buluşma açısından tabii daha yakın bir buluşma oldu bu. Nitekim buna olan ilgi de, sevdiğimize olan ilgi ve konserlerimize olan ilgi de farklı. Türkiye'de evrensel sanatçılar genel olarak ya ülkeden kaçma eğilimi gösteriyorlar ya da direniyorlar, mücadele içine giriyorlar. Bunun sebebi nedir? Bu da bir eğitimle ilgili bir durum. Türk halkının bazı kesimleri sanatı ve sanatçısına değer vermesi gerektiğini bilincinde henüz olmamış oluyor. Bu onu istemiyor istemiyor anlamında değil. Daha o bilinçte olmadı. Yani öyle yetiştirilmemiş. Okullarda bunu şey yapamamış. Şimdi bu tabii sanatı ve sanatçıyı kendisini çok önemsiz hissettirince onu yoruyor ve üzen bir faktör oluyor. Onu insan sanat ve sanatçı anlaşıldığı yerde yaşamak ister ki kendini de geliştirebilsin. Yani sürekli bir şey anlatacağım diye daha alçak bir seviyeye inmesi de mümkün de değildir. Şimdi bunlar gerçeklerimiz. Bir toplumu kimlik kazandırabilmek için önce güzel sanatlara yatırım yapacaksın. Dolayısıyla insana yatırım yapacaksın. Nedir? Tiyatroya yatırım yapacaksın. İnsana yatırım yaptığın zaman senin romancın gelişecek, araştırmacın gelişecek. Ne olacak? Bizdeki, özellikle bu coğrafyadaki bu kültürel zenginlik bence çok para eder. Buradan devlet büyüklerine diyorum ki bakın dolara yatırım yapmayın, kaybedersiniz. Kültüre yatırım yapın. Televizyonlar gerçekten çok katkı veriyorlar bana. Çünkü 30 yıl önce çektiğim filmler bile hala sabah öyle akşam oynuyormuş. Ben rastlayamıyorum. Herkes onu seyrediyor. Peki sizce bir sanatçının politik duruşu nasıl olmalı? Sanatçı dediğin andan itibaren dünyaya bakışı, yaşamı, görüşleri, her şey politiktir. Bu politik düşünce hiçbir zaman gerici, muhafazakar, tutucu bir politika değildir. Ondan sanatçı olmaz zaten. Yani sanatı geriye doğru düşünen, kültür yapısını geriye doğru düşünen bir yapıdan sanatçı olmaz, sanat denmez zaten ona. Sanat her zaman toplumun hep birkaç santim önündedir. Bütün amaç sanatı, amacı toplumu bir ölçüde daha çağdaş, daha modern, daha uygar bir hale farkına varmadan getirmenin mantığıdır. Onun için de, bunun için de çalışan herkes de politiktir. Peki içinizde öyle bir istek, özlem var mı? Olmaz mı? Şimdi bu sinemaya meslek, karşı. Bu meslek dünya
insanın bütün mesleklerin içerisinde en farklı olan bir meslektir. Bundan kolay kolay kurtulamazsın. Beynin bundan hiçbir zaman yok olmaz. Hep özlem, hep istek. Ömrünün sonuna kadar devam eder. İstersen 95-100 yaşında ol. 35. sanat yılım olacak seneye ve bale, konservatuvar dahil tabii buna. 35 yılda her gün baleyle uğraştım ve her gün daha da fazla aslında mesleğime aşık oldum diyebilirim. Tabii üstüme bir misyon yüklendi. Tüm Türkiye'de belki Orta Doğu'da bu işi sevdirmeye çalışan insan gerçekten olmak de öyle. Kolay da değil. Bunu yapmak için baleden sürekli bahsediyor olmamak gerekiyor. Bir taraftan da insanların son derece güven duyduğu insan da olmanız gerekiyor. Yani bundan sonra hakikaten çıldırmış olmam lazım benim. Başka bir tarafa sapıp başka bir tarafa kaçmam için. Dolayısıyla insanların saydığı, sevdiği, kendi mesleğinde donanımı olan bir insan olmaya çalıştım. Ve sonucunda da galiba bir yerlere doğru gidiyorum pozitif anlamda. Böylece bir kere daha boynunlayız sayılı yerlerinden. En uzun boynun bu senin dayanmaya ya da umudu kesmemeye. Laleli'den dünyaya doğru giden bir tramvaydayız. Birden nasıl oluyor? Sen yüreğimi elliyorsun. Ama nasıl oluyor? Sen yüreğimi eller ellemez sevişmek bir kere daha yürürlüğe giriyor. Bütün kara parçalarında. Afrika dahil. Memleket mi, yıldızlar mı, gençliğim mi daha uzak? Çünkü bir gemideyiz. Bu gemi eğer fırtınaya tutulmuşsa, sallanıyorsa, o kıyıdan o kıyıya vuruyorsa, kayalıklara doğru gidiyorsa, bunun içinde biz kameramızda rahatız yahut da ben işte lokanta bölümünde kendime şu yemeği söyledim, ben mutluyum deme şansı yok. Hepimizin başı dönecek, hepimizin midesi bulanacak çünkü gemimiz sallanıyor. Onun için ben o birbirimizi hissettiğimiz insanlarla ne kadar dertleşmek istiyorum. Çünkü biliyorum onların da yürek kırıklıklarını biliyorum. Daha güzel bir dünya umutlarını biliyorum. Gündelik hayatlarında çok yıprandıklarını, kabalıktan, cehaletten, ön yargılardan çok çektiklerini biliyorum. Merhem olmak istiyorum ama işte yani nasıl ulaşayım, işte ne yapayım? Yani daha güzel günler göreceğiz. Bundan hiç kimse umudunu kesmesin. Sizi daha çok görmek istiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim ben de. İnsanlar sanatla büyümeliler. O zaman güzelleşiyorlar. Daha çok insansever oluyorlar. Daha insan anlayan oluyorlar. Kendilerini de daha iyi tanıyorlar o zaman. Dinle siyasetin ayrılması lazım. Din insanla Allah arasında bir bağdır. Herkesin bir Allah'ı vardır. Herkesin Allah'ı kendi içindedir. Peki, sanatla ve tiyatro ile ilgili yapmak istediğiniz bir şey var mı? Çok şey var. Çok şey var. Çok açgözlüyüm o bakımdan. Ama insan yapmak istediklerini birçoğunu da hayalinde gerçekleştirebiliyor ancak. Geçen gün düşünüyorum, tiyatrocu olmasaydı ne olurdu acaba diye. Ben bulamadım bir şey. Ben tiyatrocu olarak başka hiçbir şey düşünmemişim. Yoğunluktan yaşlanmaya vakit bulamıyorum, iyi oluyor. Motom, hayattaki motom, bildiklerimi paylaşmaktır. Yani her şeyimi paylaşmaktır. Ondan dolayı da çok mutluyum. Hani ben belki çok para kaybettim. Şu anda çok daha şey rahat bir durumda olabilirdim ama aynı zamanda onu da söylüyorum. Yani bu saygıyı hiçbir parayla satın alamazdım. Sevgili izleyenler, programımızın sonuna geldik. Bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Yeni sanat sezonunda görüşmek ve Şehrin Sesini birlikte dinlemek üzere. Sevgi ve sanatla kalın, hoşça kalın. If you really love me, say yes, but if you don't.